Dolayısıyla öncelikli olarak büyük bir alkışı arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere İstatistik Güzeldir sunumu yapacağım. Ben Arda Mavi, bir blog sayfam var. Ortaokuldan beri programlamayla ilgileniyorum. Bu blog sayfamda da programlamayla ilgili, yapay zeka ile ilgili eğitimler veriyorum. Ücretsiz herkesin ulaşabileceği. Bir de GitHub sayfam var. Yaklaşık 40 proje açık kaynak olarak sizlerin de ulaşabileceği, yararlanabileceği, hatta geliştirebileceği projeler barındırıyor. İlk stajımı 2016 yazında ODTÜ Teknokent'te Nartın içinde gerçekleştirdim. Geçen sene de yani 2017 yazında ise Nvidia'da staj yaptım otonom araçlar için. Şimdi size öncelikle nasıl başladığımı belirtmek istiyorum. Aynı slide'deki adam gibi ben de çok meraklı bir insanım. Meraklı olmayabilir ama etrafı teknolojiyle sarılmış. Merak eden kişiler de bu her gün kullandığımız teknoloji nasıl çalışıyor diye mutlaka sormuştur. Ben de bu soruyu soranlardan biriyim. Eğer soru soruyorsanız cevaplarını bulacaksınız demektir. Şimdi günümüzde bilgi ulaşım çok kolay. Yani internette yazarak çok rahat bir şekilde bilgi ulaşabilirsiniz. Her şey size açık sunulmuş. Bir öğretmenden tamam anlayamıyorsanız internet, özellikle YouTube'da sesli olarak ya da videolu ya da yazılı olarak sizlere bir sürü eğitim sunulmakta. Bunlar okullardan da daha önemli bence. Yani bir üniversitelerde ya da bir liselerde alacağınız eğitimden aynılarını, daha fazlasını alabilirsiniz. Yani okulun burada önemli yanı sizlere sizler gibi insanlarla birleştiriyor olması ki bu çok önemli. Şimdi biz lise öğrencileriyiz hep birlikte ve lise öğrencileri gerçekten çok hızlı öğreniyor. Ben bunu deneyimledim. Kendi arkadaşlarımdan, kendimden özellikle çok hızlı öğrenebildiğimizi gördüm. Dolayısıyla bir şeyler öğrenmek istiyorsak ya da bir şeyler yapmak istiyorsak işte tamamen bunu şu an. Yani bir şeyler yapacaksak şimdi başlamalıyız buna. Yarına bırakırsak o her zaman bir sonraki yarına kalacak. Şimdi eğitim sistemi biraz daha ezberlemeye dayalı bir sistem. Dolayısıyla sizleri aynı bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir şeyleri yapmayı öğrenen ve daha sonra sürekli onları yaptıran bir robot gibi görebiliyor bazen. Ama biz geleceğin öğretmenleriyiz. Dolayısıyla bunu değiştirmek istiyorsak da burada konuşmak yerine bir şeyler yapmalıyız. Ve şunu söyleyeyim geçmeden. Şimdi bu robotlar günümüzde, ben kendim yapay zeka ile ilgileniyorum. Son projelerimden bahsedeceğim zaten. İnternet sayfamda da yapay zeka eğitimleri vardı. Mesela Türkçe'ye yayınlanmış, ücretsiz herkese açık. İlk deep learning kaynağı benim sayfamda, ardamavi.com'da. Buradaki robotlar ona öğretileni yapıyor. Siz de burada öğrendiklerinizi yapmak dışında farkınızı oluşturmalıyız ki bu robotlardan bir farkımız olsun. Zaten teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden ileride şu an yapabildiklerimizin çoğunu robotlar yapacak. Dolayısıyla geleceği olan meslekleri seçmeliyiz. Daha çok istediğimiz şeyleri yapmalıyız yani. Bu da bir kaydım. İşini severek yapmak bu yüzden çok önemli. Bir işi severek yapıyorsanız o iş olmaktan çıkıyor artık. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yaptığım işi sabah kalkıp direkt, hatta 10 dakika erken kalkıyorum normal kalkmam gereken süreden. Hemen işlerimi hallediyorum ya da o 10 dakikaya sığdırıyorum. Zaman yönetimi burada çok önemli. Yani zamanım kısa, mesela ben okuldan eve gittiğimde siz de hesaplayın mutlaka. Benim evde 4 saatim oluyor. Bu 4 saat içerisinde kendi isteklerime vakit ayırıyorum. Bu konuda kendimi şu anlamda yetenekli görüyorum. Kafamda sürekli projeleri yapıyorum ya da fikirler buluyorum ve sürekli işliyorum. Dolayısıyla bilgisayar başına oturduğumda yani ne yapacağım biraz belirgin oluyor. Buradan şunu anlayabiliriz, sorunların önce kesin bir tabloda incelenmesi gerekir. Yani bir tabloya çıkarabilirsiniz kafanızdaki soruları. Oradan yapmaya başlayabilirsiniz.
Yani bir görsel oluşturmak benim için özellikle, mesela sizler için de olabilir. Kendi yönteminize bağlı, yöntem konusuna da değineceğiz. Sizin için en uygun olan yöntem şeklinde bir yöntem belirleyip sorunları o şekilde çözmeniz lazım. Ki ama önce sorunun ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi yapabilir miyim diye her zaman kaygı vardır. Bu güzel bir kaygı ama çok olmamalı. Gerçek anlamda yani çok olmamalı. Şimdi gerçekten yapabiliriz. Yani istediğimiz her şeyi şu an yapabiliriz ama bugün başladığımız sürece. Hiç bekletmeye gerek yok. Direkt ne yapmak istiyorsanız ona başlayıp onu gerçekleştirmeye başlamanız şart. Bunu engellemek için önünüzde hiçbir şey yok. İnternet açıyorsunuz. Yapılanlardan yararlanarak onu nasıl yapacağınızı önce, sonra kendinizi nasıl yapacağını bularak onu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi burada fikir bulma konusuna geçeceğim. Fikir öyle düşünülerek bulunmaz ama düşünülerek bulunur. Şimdi bu cümle ne demek? Yani bir fikir bulacağım diye uğraşırsanız o fikri maalesef bulamazsınız, aradığınız fikri. Ama çevrenizi gözlemleyerek çok güzel fikirler bulabilirsiniz. Yani gözlem çok önemlidir. Şimdi üç aşamalı bir proje fikri bulma yöntemim var. Benim yöntemim değil, tersine mühendislikte bunu kullanıyorlar. Ben kullanıyorum diye benim yöntemim dedim. Şimdi üç aşama. Mesela bu buraya gelirken okul saatine bindiniz ve bir trafik lambası gördünüz. Üç aşama. Bir, bu nasıl yapılmış? Şimdi ben bir düşünüyorum, acaba bunu yapan adam nasıl yapmış diye. Daha sonra ben nasıl yaparım? Elimdeki şeylerle nasıl yaparım? Neye ihtiyacım olur? Kafadan iyice oluşturuyorum. Daha sonra daha iyi nasıl yaparım diyerek de onu güncelliyorum. Daha iyi sonuç verecek bir şekle sokuyorum. Şimdi fikir başta direkt bulunmuyor. Yani bir fikri bulup, aa bu fikir bu, ben bunu yapacağım olmuyor. Mesela benim bir projem var. Bir yapay zeka projesiydi. Detayına çok fazla girmeyeceğim. Bir fikir vardı aklıma, şunu yapacağım diye başladım. Ve proje bittiğinde hiç ona benzemediğini fark ettim ama çok güzel olmuştu. Yani dolayısıyla fikir aslında siz yaptıkça gelişiyor. Yani bir ucundan başlamak burada çok önemli. Bir de fikrin paylaşınca çoğalacağına inanıyorum. Bu bilgi gibi. Bilginizi paylaşırsanız gerçekten çoğalıyor. Aynı şekilde fikir de öyle. Ben arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla konuşarak kendi fikirlerimi geliştirebiliyorum. Ya da işte projelerimi geliştirebiliyorum. Dolayısıyla çevrenizle konuşmanız çok önemli. Çünkü herkes, gerçek anlamda herkes ayrı bir kişi. Ayrı bir kişinin düşünce tarzına sahip. Onları duymamız sizin için çok önemli. Şimdi fikir tamam, fikri bulduk. Bizim bunu yapmamız lazım. Muhtemelen maddi nedenlerden bunu yapamayabilirsiniz. Bu yüzden destekçi bulmaya ihtiyacınız var. Destekçi nasıl bulunur? Ben size kendi destekçi bulma yöntemini açıklayacağım. Ben destekçiyi şu şekilde buluyorum. İnternette yazıyorum ilgili konuyu, neyle hakkında. Mesela bir donanıma ihtiyacım var. O donanımla ilgili firmaları çıkartıyorum. Özel olabilir ya da çalışan kişiler olabilir. Onların hepsine hiç çekinmeden ya da hiç acaba döner mi kaygısı olmadan herkese mail atıyorum. Yani ama bekleyerek, yani araya sürekli hemen herkese atıp şey yapmayın. Önce bekleyin, bir kişiye atın, cevabını bekleyin. Sonra biraz sonra geçtikten sonra cevap vermemiş olabilir. Tekrar başka birini atarak onlara ulaşın, onlara sorun, onların deneyimlerinden yararlanın. Hatta maddi destek bile alabilirsiniz. Ben bu şekilde robotik çalışmama destek bulmuştum. Onur Mühendislik firmasıyla kendilere mail attım. Benimle mülakat yaptılar ve benim malzeme masraflarımı hepsini ödediler. Şimdi bir de başarısızlığa inanmıyorum. Yani başarısızlık var. Bu hatta bir projenin lezzeti bence. En tatlı yeri. Eğer proje başarısız olmuyorsa bir yerlerde ya da küçük bir başarı olabilir, büyük bir başarı olabilir, proje hiç çalışmamış olabilir. Bu bir başarısızlık değildir. Hatta bu beni çok mutlu eder. Çünkü ben onun nasıl yapılmayacağını öğrenmiş oluyorum. Kendimi geliştiriyorum. Bir deneyim elde edilmiş oluyorum ki bu bizim yaptığımız bu şeylerde deneyim en önemli şey. Dolayısıyla başarısızla üzülmek yerine ondan mutlu olabilirsiniz rahat rahat. Şimdi bazen başarısızlıklar çok eğlenceli olabiliyor. Biz projemizi yapmıştık.
Ve projenin ne kadar iyi olduğunu göstermek için projede bir değişiklik yapmıştık jüri denemeden önce. Ve jüriye gösterdiğimizde verim alamadık. Yani neredeyse hiç çalışmadık program. Dolayısıyla emeğimiz çöpe gitmişti ama orada gerçekten çok eğlendim. Çünkü aslında bir düşününce çok komik bir konu. Yani gerçek o anlamda daha iyi çalışacak diye böyle çok küçük bir değişiklik yapıyorsunuz ve proje mahvoluyor. Ben şu an mutluyum bu deneyimi yaşadığımdan. Çünkü eğer o projeyi yapsaydım o proje üstünde devam edecektim. Ama şu an daha güzel bir projeye geçirdi. Yani bazen yapamadığınız şeylere sevinebiliyorsunuz. Bir video hazırladım. Bunun ne kadar eğlenceli olduğunu. Şöyle güvenli, kendinize ait bir alanınız var. Ama sizi somutluyor. Yani bir iyi şeyler olurken kötü şeyler de olabiliyor. Ya da kötü şeyler olurken iyi şeyler de olabiliyor. Yani dolayısıyla birlikte olabiliyorlar. Bu garip bir soru. Bunun kötü olan tarafı ne sence? Hangisi? Yani insan gücü yerine mekanik gücün gelmesinin kötü tarafları nedir mesela? Yani insanları daha zayıf kılabilir bence. Daha zayıf mı? Yoksa iş imkanlarının kısıtlı olması... Köreltebilir. Yani her şey çok hazır bulmak. Yani doğru kullanmaya bağlı. Telefon çok rahat bulunabiliyor. Yani çok rahat telefonla araştırma yapabiliyorsunuz. Ama bu sizin işte bazı güçlerinizi kısıtlayabilir. Yani bazı yönden sizi köreltebilir. Yani duruma göre. Sonra mail atarsınız. Oradan cevap veriyorum. Uzun uzun anlatırım. Tamam. Teşekkürler. Evet. Astronomi alanına ilgi duyuyor musun? Fizik alanına ilgi duyuyorum genel olarak. Temel bilimleri çok sevdim. Matematik, fizik. İlgi duyuyorum. Mesela. Bir mesela proje falan geliştirmek için. Bununla ilgili. Olabilir. Yani yaptım. Şu an aklıma geldi. O alanda yaptım. Ama çok ilgi duyuyorum. Gerçekten. Özellikle o alanda popüler bilim kitaplarını çok severim. Onları okurum. Dergileri takip ederim. Bilimi gerçekten çok severim. Evet. Sizce yapay zeka insanların düşen geçtiği araba arttırdı. Yani o da arttırdı. Evet. Ama bir dakika. Şimdi şöyle, mesela bazen de ihtiyaç duyuyor. Medikal alanda artık çok hızlı ameliyatlar yapılıyor ve daha güvenli. Niye onu kullanmayalım ki? Tamam, evet. Tekrar dönelim. Sosyal medyaya çok önemli. Onu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Sosyal medya çok yararlı. Yine iletişim kurmanızı sağlıyor. Çok da kullanırım yani günlük hayatta. Ama öyle şeyler olabiliyor. Sizlere kötü yorum gelebiliyor. Bu çok önemli. Bu sizi etkiler. Yani yapıcı bir yorumsa çok güzel. Ama bu sizi etkiler. Çünkü sizin bir hedefiniz var bunu yapmak üzere. Bir şeyler sizi engelleyecek onu yapmaktan. Eğer istiyorsanız yapın. Olabilir. Yani insanlar farklı farklı. Herkes farklı farklı. Çünkü farklı deneyimlerle gelişmişler. O yüzden öyle yorumlar olabilir. Yararlı olanı seçmek lazım orada.
Tamam. Evet. Sorum sanırım bir saattir konuşuyoruz. Yanlış görmediysem. Soru yoksa ben bitirebilirim.